Merhaba, ben Gülbin Pekel, Çorluluyum, 55 yaşındayım. Kendimi bildim bileli yemeğe aşığım, yemek yapmaya aşığım. Tabii bunu meslek olarak da edindim. Profesyonel aşçıyım ve şef eğitmenim. Tabii burada amaç hayat boyu öğrenme bünyesinde özellikle ev kadınlarına meslek edindirme kursları çerçevesinde başladık. İlk formatımızda aşçı çırağı yetiştiriyoruz ama tabii bu aşçı yardımcılığı, usta aşçılık ve usta öğreticilik olarak devam edecek uzun bir yolculuk. Evet, aşçılık dünyanın en eski mesleği, ateşin bulunmasıyla başlamış. Dolayısıyla o bir kere baş tacı bir meslek. Tabii eğitimin içeriğine gelince sıfırdan başlayarak bir yemeğin tarihçesi, içerisinde kullanılan malzemelerin vücudumuzda yaptığı etkiye varana kadar, dedik ya gastronomi bilimi, her konuda bilinçlendiriyoruz öğrencilerimizi. İsmim Sabriye, bir kurumda aşçı yardımcısı olarak çalışıyorum. Buraya da kendimi geliştirmek adına geldim. Kendimi çok fazla şanslı hissediyorum. Gülbin hocamız bize hiç ummadığımız, bilmediğimiz şeyleri öğretiyor. Bize bu olanakları, bu şansı sağladığı için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'a ayrıca çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım adına. Tanıyabilir miyiz? Yaren Uysalar, 21 yaşındayım. Öğrenciyim. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde turist rehberliği ve Anadolu Üniversitesi'nde aşçılık okuyorum. Peki bu kursa katılmaya nasıl karar verdiniz Yaren Hanım? Bu kursa pratikte kendim daha iyi geliştireceğimi düşündüğüm için katılmaya karar verdim. Farklı yaratıcı teknikleriyle bize bu yemekleri öğrettiği için ona teşekkürlerimi sunuyorum Gülbin hocamıza. Ve burada güzel bir dostluk ortamı oluştu. Arkadaşlarımızla bir arada ve burada ekip ruhunu da tatmış oluyoruz aynı zamanda. Burada genel gastronomi eğitimi alıyoruz. Burada sadece yemek yapmak değil, yemeği nasıl kurtarılabilir? Mesela çok tuzlu bir yemekte onu nasıl kurtarabiliriz? Ya da çok sulu, yanmış bir şeyi ne yapabiliriz, değerlendirebiliriz? Geri dönüşüme çok önem veriyoruz. Geçtiğimiz hafta Dünya Çevreyi Koruma Günü'ydü. O zaman bayat ekmeklerden un helvası, köfte gibi şeyler yaptık, değerlendirdik. Aynı zamanda araştırma geliştirmeye çok önem veriyoruz. Arge. Mesela bu sadece bir reçeteye göre hazırlanmış bir mücver değil. Bunun içinde kendi yaratıcılığımıza bağlı olarak farklı malzemeler. Mesela zencefil var. İşte onda bal kabağı var. Bu şekilde çalışıyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bize bu imkanları sunduğu için teşekkürlerimi sunuyorum. Benim ismim Necla. Ev hanımıyım, emekliyim. Yemekler konusunda zaten halimden görüldüğü gibi çok severim. Böyle bir şey bekliyordum. Ergenimizde imkan yoktu. Çok teşekkür ederim Büyükşehir Belediyesi'ne. Böyle bir imkan sunduğu için bize. Çünkü dışarı çıkmak zorunda ya da özel kurs almak zorunda kalıyorduk. Şu anda belediyenin bize sunduğu imkanlarla çok güzel bir kursa geliyoruz.